Şimdi son torbaya sıra geldi Galatasaray'ın rakibi. Rakipleri belli olacak ve evet Galatasaray. Şu anda Galatasaray çekildi. Bakalım hangi grupta yer alacak temsilcimiz Galatasaray. Heyecanla bekliyoruz. Sayın Metin Ülgen konuğumuz Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü. Az sonra Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. HT Spor ekranlarında. Şu an için göremedik. Hemen e, bakalım hangi grupta yer alacak temsilcimiz. Şu anda. Evet İçeriden hocam şimdi e, bilgi geldi. Wolfsburg, Roma, Olympiakos grubuna gitmişiz. Evet. <laughs> Fena değil hocam. Fena değil evet, doğru. Ya buradan bizi en zorlayan kim ya, olabilir? Wolfsburg, iyi bir, Wolfsburg takım. iyi bir takım. Evet, Roma iyi bir takım. Yani takımlar iyi. Sıcağı sıcağı alalım hocam. burada eee canlı yayında görüşlerinizi ilk olarak bizimle evet. paylaşmış olacaksınız. Grup belli oldu. Ee, zor maçlar tabii ki siz de bahsettiniz. Tabii ki, evet, evet. Ama e, i̇yi sanki e, 1 ve 2'den e, biraz daha yumuşak bir kura evet. gibi gözüküyor. Yani da onlardan daha evet daha iyi bir e, grup oldu. Barcelona son şampiyon. Evet. Ya yani, Bosbuk'u biliyoruz. eee Slavia Prag'la oynamıştı. Çok gerçekten iyi bir takım, çok diri bir takım, güçlü bir takım. Eee Slavia Prag'la 2-0 yenmişti. Ee, ama yani dediğiniz gibi iyi bir e, kura çekildi bence şansımız tabii ki yüksek ee, diğer gruplara göre daha iyi bir e, seçim ee, yani hayırlı olsun diyelim <laughs> transfer kısmından bahsetmiştiniz hocam ilk kısımda evet transfer biz. <laughs> yani e, Emir Bey ile konuştuğumuzda Emir Aral Bey'le ile konuştuğumuzda e, iki transferimiz vardı görüşüyorduk şimdi o, onu hızlandırdık. Evet, Onları da kadromuza katmak istiyoruz. Çünkü bir yandan da lig devam edecek. Bizim için de, tabii ki o da çok önemli. Burada da artık büyük takımlar var ve son 8'e kalmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Acil tabii bu takımlarla ilgili hemen bilgi toplayacağız. Onları, maçlarını izleyeceğiz. Bakalım ilk rakibimiz kim ona bakacağız. İlk onun üzerinden yürüyüp artık orada da son 8'e kalmak isteyeceğiz yani Hocam e, düzeltelim Lyon, e, Lyon, Wolfsburg, Roma. Roma evet, evet. Lyon da tabii Kelkos çok. Dedik. Evet. Lyon, Roma, Wolfsburg düzeltelim. Evet. evet. E, Lyon. Transferde tabii. bölge verebiliyor musunuz? Yani Hangi bölgelere e, bir orta sağ ve sol bek e, olabilir. Çünkü her bölgenin iki tane her mevkinin iki tane iyi oyuncusu olmasını istiyorduk. E, orada eksiklerimiz vardı. Şimdi onları da tamamlayacağız. Çünkü e, dediğim gibi sakatlık oluyor, ceza oluyor. E, bu Bir daha bu duruma düşmeyelim. Bu bir, tabii ki büyük bir şanssızlık. Hem ceza hem sakatlık üst üste geldi. Ama tedbirimizi alalım biz. Ne olur ne olmaz. Çünkü önemli rakipler var. E, sağda büyük bir mücadele olacak çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar az önce çekildi ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Lyon, Roma, Wolfsburg hocam. Evet. Lyon'da son finalist aslında Lyon'dan da bahsetmiştik onlar evet. da Barcelona'ya finalde kaybetmişlerdi geçtiğimiz sezon üç takım için yine biraz değerlendirmelerde bulunmaya devam edelim tabi analiz kısmı şu an ekip belki de başlamıştır analizden. evet başladılar hemen onlar da çabucak çünkü çok zamanımız yok rakiplerimiz gerçekten dediğiniz gibi çok güçlü rakipler çok çalışmamız gerekecek hem sahada hem sağ dışında analiz kısmında e, çok iyi hazırlanmamız lazım. E, federasyonda da olsun bize e, yardımcı oluyor. Maçlarımızı ertelediler. Bu hafta bir maçımız var. İzmir Konak Takımı ile oynayacağız. E, ve bir an önce e, maçların bütün analizini yapıp hazırlığını yapıp kızlarımızı ona göre hazırlayıp e, en iyi şekilde. Çünkü grup zor. Çok çalışmamız lazım her anlamda. Ve buradan bu gruptan. Ee, ...dediğim gibi çıkmak istiyoruz biz. Son 8'e kalmak istiyoruz. Evet hocam şimdi de tabii... E, Sayın Başkan Dursun Özbek'te bahsetmişti... ...Kemal Burgas... E, ...projesi ve Kemal tesisleri. tesisleri. Sizin bu konuyla ilgili... ...düşünceleriniz orada... E, ...antrenmanlara... E, ...başlayacak mısınız veya şu an için... E, ...takım... ...nerede antrenmanlarını yapıyor? E, biz başladığımız günden beri e, Florya'dayız. Florya'da yapıyoruz. Akademiyle beraber sahaları paylaşıyoruz. E, birlikte. Şu ana kadar pek bir sorunumuz olmadı. Çim sağa ihtiyacımız olduğunda da e, zaman zaman kısıtlansa da ama çoğunlukta e, çim sahamız e, kullanabiliyoruz. E, yani ne zaman kemerburgaz olur tam o sorunun cevabını bilemiyorum. E, çok o konuda bilgi sahibi değilim. Ama söylendiğinde, hazır olduğunda kadın futbol takımı da e, orada e, yerleşecek diye söylediler ama tam zamanını bilemiyorum. Peki Okan Hoca'yla görüşüyor musunuz hocam hiç? Tabii e, ki evet. Çok değerli bir de e, çok değerli bir hoca. Gerçekten geçen sene A takım binasında karşılaşmıştık. Biz kötü bir mağlubiyet almıştık. Yani e, üç gol kendi kalemize atmıştık. Kötü bir mağlubiyetti. Yani yenilmeyeceğimiz bir takım gelmiştik. O zaman e, hocam sen merak etme. İkimiz de el ele şampiyon oluruz demişti. Ben her yerde de söylüyorum. Evet çok iyi niyetli, çok başarılı gerçekten. Çok iyi bir insan, iyi bir hoca. Galatasaray takımında da büyük başarılara imza attı. Yani bize de öyle bir destek olmuştu o zaman. Sonra şampiyonluğu birlikte Rams Ramspark'ta kutladık. Gerçekten çok keyifliydi. İnşallah bu sene de aynı şekilde... Ee, yine beşinci yıldız ve bizle beraber şampiyon oluruz. kadın erkek ee, yine statta kutlamak nasip olur. Diyorum. Evet hocam. Ee, şimdi birazdan da e, grafik ekranlara gelecek. E, grubumuzun, Galatasaray'ın grubu belli olacak. E, bu bağlamda lige de biraz dönecek olursak hocam. Son şampiyon Galatasaray e, kadın futbol takımı. E, lig için neler söyleyebiliriz? İki kul var. Muhakkak ki zorlayacaktır sizleri de. E, tabii ki yani kadro derinliği o anlamda tabii çok önemli. Çünkü dediğim gibi yani Şampiyonlar Ligi evet insanı e, cezbediyor. Orada olmaktan çok mutlu oluyoruz. Herkese çok önem veriyor ama tabii ki ligimiz var. E, ligimizi kenara itemeyiz. Ligde de hemen e, arkadaşlarıma da söyledim. Arkadaşlar önümüzde e, hafta sonu oynayacağımız bir maç var. Artık e, bir an önce tamam çok sevindik çok mutlu olduk şampiyonlar liginde devler liginde kaldık e, ama ligimizde var ve orayı e, suratle hemen bu rüyadan kurtulup e, lig maçına hazır olmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bizde e, her büyük maçın arkasında e, sorunlar yaşanır e, hüsranlar olur Allah korusun ama e, kızlarımızı uyardık şey, rotasyonda yapma şansımız var. Herkesi hem ligde hem işte kupada oynata oynata götürüyoruz. Perform onlar da kendilerine çok dikkat ediyorlar. O konuda çok şeyler düşünceleri gerçekten çok olumlu. Kendilerine çok iyi bakıyorlar, çok iyi hazırlıyorlar. Maçlar hangi maç olursa olsun, geçen senede beri hep söylediğimiz bir şey var. Maç oynadığın maç en değerli maç oynadığın maçtır. O yüzden hafta sonu oynayacağımız maçı şimdi konsantre olup. En iyi şekilde o maçı da geçirmemiz lazım. Çünkü şampiyonluk Ligi'ne kalmış bir takımı seyretmeye gelenler orada oyun anlamında da, skor anlamında da fark yaratmayı beklerler. Biz de o beklentileri, seyircimizin beklentisini boşa çıkartmamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve iyi bir oyun, iyi bir skor elde etmeyi düşünüyoruz. Evet hocam, var mı da son almak eklemek istediğiniz bir şeyler? Yeni sezon. Yani bir kere Annesi size de, çok evet. teşekkür ederim. kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Yani kadın futboluna tabii ki bunlar çok olumlu yansıyorlar. Ee, bizim hem ligde hem de kupada kadın futbolunu takip etsinler. Ee, gerçekten çok keyifli, çok güzel, çok heyecanlı maçlar oluyor. Ee, ve gelen insanlar gerçekten çok mutlu oluyorlar. Ee, ve şöyle de bir şey var. Yani herkes birbirine çok saygılı. Kadın futbolunda gerçekten çok saygılılar. Birbirlerini çok seviyorlar. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Yani içeride çok centilmence bir oyun var. Mücadele var. O yüzden tek şeyimiz taraftarın ve medyanın fazlasıyla ilgi göstermesi. İlgi gösterdiğinde kadın futbolda kendi içinde çok engelli aşacak ve herkesin zevkle seyrettiği bir branş olacak. Hocam grupta bir yandan hemen arkamızda evet. Galatasaray, Lyon, Wolfsburg, Roma... Avrupa'nın Dev kulüpleri evet, A grubunda evet. mücadele edecek Galatasaray Petrol Ofisi. Hocam altyapıyı unuttum. Kadın futboluna dair altyapı için görüşleriniz e, nasıl olur? Onu da sorarak e, size veda evet. edelim. Altyapı e, ben geldiğimden geldiğim günden beri altyapıdaki hocalarımız e, bizle beraber antrenmanlara çıkıyorlar. Bizim ne düşündüğümüzü, nasıl çalıştığımızı, ne yaptığımızı onlar da biliyor. Altyapı bizim için gerçekten çok önemli. Ee, hocalarımız bizle beraber, dışarıya da hatta götürüyoruz hocalarımızı. Ee, ve çok büyük bir ilgi var. Ee, orada da büyük başarılar elde edildi. Ee, yetiştirmek bizim için, kendi oyuncumuzu e, hazırlamak, ufak yaşta hazırlamak, e, yukarıya doğru taşımak, e, bizim gerçekten çok önem verdiğimiz bir şey, e, altyapı. Ee, ve o konuda da seçmeler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz, okullarla görüş, görüşüyor. Arkadaşımız çok ilgili, alakalı. Yöneticilerimiz de o anlamda çok sıcak bakıyorlar. Ee, ve oyuncu isteği olduğunda da pek e, bizi kırmıyorlar, geri çevirmiyorlar. Yani e, Galatasaray o anlamda da çok öncü olması lazım. Hatta büyük kulüplerin öncü olması lazım. Yani yeni yüzler kazandırılması gerekiyor. Ama e, şuna e, inanıyorum çok insan çocuğunu, kız çocuğunu alıp geliyor ve futbol okullarından büyük bir şey var. Bizde erkek çocuklarla oynayan kızlarımız var diye. Yani önümüzdeki yıllarda büyük kulüplerde kendi altyapılarını önem verdiği sürece zannediyorum daha fazla Türk futbolu kadın oyuncu kazanacaktır. <laughs>